Beklenen maç. Hazır mıyız? Mavi köşe. Berna Can Beldek. Şimdi emniyet kemerlerini bağlayın. Sevgili izleyiciler, yerinizde duramayacaksınız. Berna geliyor. İki maçını da kazandı. Hiç kaybetmedi. Ve rakibi de iki maçını kazandı. Berna ve Saha birazdan ringde kapışacaklar. Vay canına. Boksun yıldızları daha yeni başlıyor. Survivor'da başlayan çekişme bugün burada belki son bulacak veya devam edecek. Finale yeni bir adres verecek. Şu an ben de çok merak ediyorum. İkisi de Survivor yarışmacısı Bilgehan abi, biliyorsunuz. Ama bugünkü mücadelelerini çok merak ediyorum. Çünkü Survivor'da hiç anlaşamamışlardı. Ringde anlaşacaklar mı? Şu an merakla bekliyoruz. Ve rakibi kırmızı köşe çöl yıldızı Sahra Işık. Onuncu yıl marşımız da geliyor. Sahra Işık. 10. yıl marşının en sonunda ne mutlu Türk'üm diyene, işte orada duygular inanılmaz bir hale geliyor değil mi Adem? Kesinlikle, yani şu anda Sahra'nın böyle bir tercihle çıkması beni bile şu an tüylerimi diken diken yaptı. Yani kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için, ülkemiz için çok büyük bir gün. Atamızın aramızdan ayrıldığı gün. Ama hep onu yaşatıyoruz kalbimizde, hep onun izinden gidiyoruz. Bundan sonraki nesilde inşallah bu yolda ilerleyecek. Bunun üzerine konuşamam tabii ki. Mavi köşede Berna Can Beldek, 27 yaşında, 1.65 boyunda, 55 kilo, 2 maç 2 galibiyet. Ve Sahra Işık, 26 yaşında, 1.78 boyunda, 61 kilo, 2 maç 2 galibiyet. Ve mücadelenin hakemi Nazan Savaş. Derbi maç başlıyor. Heyecan dorukta, yüz ifadelerini görmeniz lazım seyirciler. Pür dikkat izlemekteler. Oo, Sahra'nın kararlılığı açıkçası. Yıllar sonra büyük buluşma. İlk round başladı. Sol direkler denemeye çalışıyor Sahra. Midesine uzandı Berna. Bir daha midesine gitti. Bir kroşe geldi. Kafanı kaldır diyecek maçın hakemi, kaldırıyor. Sahra soyunma odasında, orada koridorlarda konuşurken bir gerginlik var üzerinde demişti. Atlatırsam müthiş maç yapacağım dedi. Kroşe denemesi var sol direkler. Etrafında Berna, yakalatmıyor kendisini. Bir tane sağ kroşe geldi. Berna vurdu, geri kaçtı. Şimdi bir sağ kroşede Sahra'dan geliyor. Sol direkte uzak tuttu. Bir sağ kroşe geliyor Berna'dan. Acayip başladı maç. Berna çok iyi bir taktik uyguluyor şu anda. Ama devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi göreceğiz. Sol direk denemeleri var hala. Burak Uğur, Yasin Akkaya, Berkay Varol çalıştırdı Berna Can Beldeği.
Ali Çıtak çalıştırdı. Sahra Işığı. Sağ kroşe tekrar. Berna vuruyor, kaçıyor. Sol direk geldi tekrar. Berna sağ kroşe aldı. Oyunun kontrolü iki tarafa kaymadı. Ortada devam ediyor mücadele şu ana kadar. Sol direk denemeleri var. İlk round bitmek üzere. Şimdi bir kroşe, köşelere geçiyorlar. İlk round. Yani bugün Berna'nın atak yapacağını düşünüyordum ben açıkçası. Ama köşesindeki antrenörleri güzel bir taktik yapmış. Bu açıdan hani biz bir yorumcu olarak Burak Hoca'yı tebrik ediyorum. Çünkü Sahra'yı iyi izlemişler. Boksta izlemek çok önemlidir. İzleyip bir karar vermek ve taktik üretmek çok önemlidir. Onlar Sahra'ya güzel bir taktik üretmişler. Sahra'yı üzerlerine çekip onu kontrole düşürmeye çalışıyorlar. Sahra da kontrollü bir şekilde onu takip ediyor. Kontrole düşmemesi lazım Sahra. Şunu söyleyebilir miyiz Adem Kılıççı? Ben açıkça Berna Canbeldi'nin bu performansı karşısında şaşkına döndüm. Ve ilk round'u kazandığını düşünüyorum. Olabilir yani, ortada bir round'u. Sahra da birkaç tane yumruk vurdu sonrasında. Savunma ağırlıklıydı. Ama Berna yumruk yediği zaman kafasını kaldırdığı için o an hakemler yanılabilir. Yani yumruğu sert yediğini düşünebilirler. Sahra biraz daha düzgün, daha kapalı gidiyor. Berna çok iyi çekiyor üzerine. İki tane çok iyi sağ kroşe vurdu. Bu round Berna'ya verilebilir. İkinci round'u bekleyeceğiz. İkinci round'da kelimenin tam anlamıyla sevgili izleyiciler. Bir zirve yapacak. Ama şunu da gördük değil mi? Hep ilk round'ların sonrasında ikinci round'da maçın kaderi değişiyor. Kesinlikle. Senin işin sollar, sollar. İkinci round başlıyor. İkinci round. Milyonare şarkısıyla meşhur olan Otilia tekrar ekranlarda. Sol direk denemeleri var tekrar. Sağ direk uzattı. Sol direkler sürüyor. Bir tane geldi. Midesine uzanıyor Berna. Yaklaşmıyor. İlk antrenmanını izlediğimde Berna'nın yumruk atmak çok zor benim için. Nasıl yapacağım bilemiyorum demişti. Ama üçüncü maçında Berna bayağı mesafe kaydetti. Sol direk alıyor Sahra'dan. Sağ kroşe vururken sol direk aldı. Sol direk tekrar. Kroşe denemeleri var. Ring etrafında turluyor hala. Sol direk girişimleri sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Nazan Savaş oyunu durdurdu. Saçından dolayı bir problem var. Onu bir şekilde önüne gelmesi için, gelmemesi için kurtardılar. Sağ kroşe girişimi vardı kulak dibine ama orada hemen yapıştı Berna. Boksta sarılmak son derece önemli. Sağ kroşe, sol direk girişimi. Sahra'dan net darbeler ikinci roundda. O ilk roundda aldığı darbeleri almıyor artık. Şimdi yumruk kombinasyonu. Sahra kontrolü ele geçirdi. Sağ kroşe tekrar. Sol direk girişimi var. Oo! Sağ kroşeler. Sahra'nın dikkat etmesi gereken şey sağ kroşeler ve üzerine kontrolsüzce gidiyor. Biraz daha dikkatli olması lazım. Berna'yı üzerine çekip vurması lazım. Çünkü Sahra bunu çok iyi yapıyor. İkinci roundda kontrol bence Sahra'da şu anda. İkinci round tamamlamak üzere. Bir tane daha sağ kroşe geliyor. Sol direk uzattı. Bir sol direk daha vuruyor. Round bitti. Acayip evet. Keyifli bir maç. Maç gerçekten beklediğimiz süreye değdi. Yani hepimiz bu maçı bekliyorduk ya uzun zamandır. Bugün bize izlenmesi gereken bir maç izletiyorlar. Çünkü bir boksör gibi teknik taktik yapıyorlar. Birinci round Berna çok iyi taktikle gelmiş. Çok iyi kurulmuş maça. Sahra onu iyi takip ediyor. Sahra biraz ama sanki daha acele ediyormuş gibi geldi bana. Biraz acele ediyor. Sahra'nın biraz daha dikkatli olması lazım. Sollarıyla yaklaşıp onu kontraya düşürmesi lazım. Çünkü Berna sağ kroşe atarken kafasına yiyor. O arada çıkıp Sahra'nın kontra yumruklar vurabilir. Berna da Sahra'yı aynı şekilde üzerine çekip sağ kroşelerle avlayabilir. Berna'nın antrenör ekibi gerçekten çok profesyonel. Onu belirtmek isterim. 3 antrenörle birlikte çalıştı. Kondisyonunu,
beslenmesini, tekniğini gerçekten çok ciddiye aldılar. Diğer tarafta evet. baktığımızda Fenerbahçe Boks Kulübü'nde çalıştılar. Sarı Aşık, Ali Hoca ile, Ali Stak Hoca ile, o da kariyerinde çok önemli isimlerle çalıştı. Senin de herhalde üzerinde emeği var. Bizim de üzerimizde emeği vardır. Kendisi iyi bir antrenördür, kulübümüzün antrenörüdür. Meyvelerini de görüyoruz değil mi? Evet, yani iki sporcu da güzel bir meyve vermişler yani antrenörlerine. Tamam mıyız? Hadi. Sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler başlıyoruz, devam ediyoruz. Üçüncü round. Üçüncü round'dayız. Birer buçuk dakika roundlar. Sol direkt yaklaştırmadı yanına Sahra. Berna hareketli. Sol direkt geliyor tekrar. Bir sol direkt girişimi daha. Sollarını çok iyi kullanıyor özellikle Sahra Işık. Tekrar sol direkt geldi. Sağ köşe sola parkan. Yaklaştırmadı tekrar. Sahra Işık. Rakibinden 13 santimetre daha uzun. 1.78 boyunda Sahra Işık. 6 kiloda fark var aralarında. 61 kilo Sahra, 55 kilo Berna. Berna üzerine gidiyor. Bir tane sağa geldi. Hemen orada dönmemesi için uyarı geldi. Sevgili izleyiciler, kim kaybederse kaybetsin şansları sürecek. Ama aralarındaki yıllar süren bir rekabet bu maçı bambaşka bir havaya taşıdı. Şimdi orada sırtını döner gibi oldu. Bir kondisyon kaybı söz konusu. Biraz yoruldu. Çok ama çok fazla efor sarf ediyor. Çünkü sürekli ring etrafında rakibinden kaçma çabası. Ve aynı zamanda kontralara çıkmaya çalışıyor. Selçuk Yücel sevgili izleyiciler, supervisor olarak Türkiye Boks Federasyonu'nun hakemlerinin yönettiği boksun yıldızlarında şef olarak hakemlerin başında. Hakemliğe 1984 yılında başladı. 33 yıldır hakem Selçuk Yücel. 17 yıldır uluslararası boks hakemi. Hakemliğe de faal olarak devam ediyor değerli izleyiciler. Karşılaşmanın hakemi de, ring hakemi de Nazan Savaş, Sinop şehrinde doğdu. Milli hakem 25 yaşında. Pozisyonlar ekranlarda. Adem, hemen detaylandırabilir misin bizlere? Yani şöyle diyebilirim. Son 3. roundda Sahra biraz daha iyiydi. Berna biraz dikkat ve motivasyon eksikliği yaşadı bazı pozisyonlarda. Çünkü tek atak yapıyor. Tek atak yaptığı için Sahra'yı üzerine çekiyor. Tek atak yapıyor. Ve tek atağını da başarılı olamadığı zaman orada kalıyor. Kafası da orada kalıyor. Onu yapmaması lazım. Berna'nın bunu devam ettirmesi lazım. Çift atak yapması lazım ki Sahra'ya vurabilmesi için. Sahra da güzel bir şekilde sollarıyla oynuyor ama sağını vurmakta çok geç kalıyor. Biraz daha distansı iyi ayarlayıp Berna'nın tam gelişine sağını çıkarırsa eğer bence hedefi bulabilir. Yarın akşamda TV8 ekranlarında İngiltere'de Liam Smith O Ses Türkiye'den sonra canlı yayınlanacak. Muazzam bir maç. TV8.5'te de Yahya Kemal Beyatlı'da Mert Akın'ın Sinistra'yla maçı var. Hem TV8.5 hem TV8'de yarın akşam resiteller devam edecek. Maça dönüyoruz tekrar. Üçüncü round bitti. Dördüncü round'dayız. Sağ kroşe girişimi var. Sağ direkt sağ kroşe. Berna üzerine gitti. Az önce yakaladı. Bir daha kroşe deniyor. Özellikle sağ kroşeleri çok etkili. İlk roundda neler yaptı öyle. 4 tane net vurdu. Sol direkt. Sağ kroşe avuç içi gibiydi biraz. Sol direkt bu kez çok iyi, başarılı. Oyun taktiğinden kesinlikle kopmuyor Sahra Işık. Berna da maçın başından beri aynı şekilde rakibin üzerinde baskısını devam ettirme çabasında. Midesine uzandı. Geriye çekti kendisini tekrar. İkisi de birbirini üzerine çağırıyor. Ama gerçekten çok riskli maç. Evet, çünkü ikisi de şu anda birbirine oyun tutturamadı. Ve bu round gerçekten
galibi belirleyecek. Şu an hepsinin, ikisinin de yapmış olduğu ufak bir hata maçı kaybettirecek. Son saniyeler, mücadele bitiyor. Sahra ile Berna arasındaki karşılaşmada 4. round'da bitmek üzere. Sol direkt geldi. Berna üzerine bekledi. Sağ köşesini vurdu. Son saniyeler. Her an her şey olabilir. Sol direkt geldi tekrar. Berna atak yaptı. Seyirciler biraz koştu. Dağgül spor kompleksinde 4 round bitti. Birbirlerine bakmaya devam ediyorlar. Ama sevgili izleyiciler, köşelere geçti. İki boksör de Sahra galibiyet. Berna orada bir üzerine gitti. Galiba barışmak ister gibiydi. Ama yani Sahra biraz sertti. Sahra biraz sertti. Istiyor, değil mi? Evet. Ya, round bitti ama onlar bitmemiş. Bir saniye. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Hemen arkasından birlikte olacağız. Kim kazandı, kim kaybetti onu göreceğiz. Ekranlarınızın başından sakın olun ki ayrılmayın. Karar anı değerli izleyiciler. Son derece heyecanlıyız. Sahra mı kazandı? Berna mı kazandı? Söz Big Boy'da. Ve maçın galibi, kazanan Çöl Yıldızı Sahra Işık. Değerli izleyiciler, Sahra kazanıyor. 3 maç, 3 galibiyet, yoluna devam ediyor.